Kimse kendine güvenmeyen bir kişiyi ciddiye almaz. Eğer müşterilerin veya elemanların seni ciddiye almasını istiyorsan, o zaman lider olman gerekir. Lider olmak da ancak kendini geliştirerek özgüven kazanmakla olur. Şimdi bir iş adamı, şirket sahibi, yönetici veya üst pozisyonda çalışan birisiyse ve şundan şikayette bulunuyorsan, ya sözümün etkisi yok, benim cümlemi, benim sözlerimi dinlemiyorlar, etki yapmıyor. Yani çalışanlarım veya etrafımdaki insanlar beni dinlemiyor, söz geçiremiyorum, onlarda etki yapamıyorum diye şikayette bulunuyorsa, o zaman şu esası sana söyleyebilirim. Zor insan yok. İletişim kuramayan biz varız. Yani sen iyi iletişim kuramıyorsun. Senin cümlelerin etkili değil. Sen bir şey söylediğin zaman karşı taraf da etki yapmıyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun birinci sebebi özgüven eksikliği. Kendine inanmıyorsun. Yani kafanda soru işaretlerin var. Acaba ben yapabilir miyim? Tamam söylüyorum ama bu dediklerimi ben kendim yapabilir miyim? Bunlar senin bilinçaltında duruyor. Bu soru işaretleri olduğu müddetçe cümlelerin etkisi yok. Çünkü özgüvenin yok. Sen inanmıyorsun. Karşıdaki kişi sana niye inansın ki? Niye seni ciddiye alsın ki? Sen kendini ciddiye almıyorsun ki. Ciddiye alsan bunun için bir şeyler yaparsın. Çaba gösterirsin, kendini geliştirirsin ve özgüven kazanırsın. Özgüvenin olduğu zaman gerçek özgüvenden bahsediyorum. İçi dolu olan özgüvenden bahsediyorum. O hani dizilerde, filmlerde, Kurtlar Vadisi'ndeki özgüvenden, rol icabı yapılan özgüvenlerden bahsetmiyorum. Bunlardan dolu zaten piyasada. Bunlar gerçek özgüven değil. Gerçek özgüven kendine söz verdiğin zaman, yerine getirdiğin zaman, bununla beraber problem çözdüğün zaman, yani problem üreten değil, problem çözen bir insan isen özgüvenin artıyor. Kendini ciddiye alıyorsun. Kendini ciddiye alınca da karşıdaki kişiye cümlelerin etkisi oluyor. Etrafında kim varsa onlara liderlik yapıyorsun. Yönetici değil bak. Liderlik. Lider başka bir şey. Yöneticilik başka bir şey. Onlara lider olmak için yapman gereken şey ne? Bir, kendini geliştirip kendine inanmak, özgüvenini arttırmak, kendini ciddiye almak, karşı tarafa sözlerini ancak o zaman etki yapar. O zaman sen onlara liderlik yaparsın. Yani hülasa başkalarına sözünü geçirmek istiyorsan o zaman ilk önce kendine sözünü geçireceksin. Etrafındaki insanlar, senin elemanların, senin çocukların yani neslin, onların seni örnek almasını istiyorsan o zaman sen kendini geliştirmen gerekiyor. Sen onlara örnek olabilmek için gelişmiş bir insan olman lazım. Öğrenmeye açık bir insan olman lazım. Kendini geliştirmeye açık bir insan olman lazım. Kendini ciddiye alan ve kendine değer veren bir insan olmalısın. Sen bu şekilde davranırsan senin etrafındaki insanlar, senin elemanların, senin neslin, senin çocukların seni örnek almaya başlarlar. Aksi takdirde seni ciddiye almazlar. Ne derler? Ya sözüyle özü bir değil. Bir şeyler söylüyor ama masal anlatıyor. Kendisi uygulamıyor ki dediklerini. Diye seni ciddiye almazlar, seni örnek almazlar ve onların karşısında değerini düşürmüş olursun. O yüzden kendini geliştirmeye açık olmalısın. Bizim programlarımıza katılan yöneticiler, iş adamları, kendi işini yapan insanlar artık liderlik yapıyor, önderlik yapıyor. Sözlerinin etkisi var. Örnek olan insanlar oldular onlar. Etrafındaki insanları yönlendirebiliyor, motive edebiliyorlar onlar artık. Yani etraftaki insanları nasıl yönlendirebileceğini biliyorlar. Bununla beraber kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Çünkü bunlar özgüvenlerini arttırdılar. O yüzden bunları başarabiliyorlar. Eğer sen de bizim eğitim ve danışmanlıklarımızdan istifade edip lider olmak istiyorsan, içinde o gizli kalmış potansiyelini açığa çıkarmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Şimdi aşağıdaki linke tıkla ve bizim eğitimlere başvuru gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.